Arkadaşlar, bu dersimizde global kapsamı işleyeceğiz. Bakalım bu neymiş, yani global kelimesinden bir kasıt nedir? Ne işe yarar? Nasıl bunu programlarımızda kullanabiliriz? Hemen bir proje üzerinde bunu da görelim. Bu da çok basit, kısa bir konu ama önemli bir konu. Global, şöyle alt çizgi, kapsam kullanımı. Böyle bir isim verdim bu projeye. Çalıştıralım. Tamam. Oluşturulsun projemiz. Hemen gelelim şu dosyanın içinde. Bizim burada global kapsam için bir sayımız olsun. Şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Şu içeride ilk başta şuraya gelelim. Şurayı da bir Türkçeleştirelim arkadaşlar. Global kapsam için sayı 1 diye bir şey olsun. Yani şöyle. Sayıları şimdi tanımlayacağım. Şu anda bir tanımlamadım. Aslında önce bir sayıları ben tamamlayayım. Şimdi sayı birimiz bulunsun. Şu main'in dışında, bakın, bu main'in dışında biz değişken tanımlayabiliriz. Bu çok önemli. Int tipinde sayı 1 adında bir değişkenin bulunsun. Buna da diyelim ki 1299 diyelim. Bakın, bu global kapsamın yani dışındaki sayı 1. Yani şöyle eşittir desem, bu sayı 1 nedir desem, yüzde i ile veya da d ile fark etmez. Sayı 1. Bakın, şunu şu anda çalıştırdığımda, bakın şu en dışarıda bulunan 1299 sayısı buraya başarıyla yazıldı. Ben şu içeride, yani bakın bunun bir kapsamı yok. Buna bir dikkat edin. Yani bunu çerçeveleye şöyle süslü parantez falan yok yani. Bakın, bu bir global de değişkendir. Programın her yerinde bu kullanılır. Yani bu sınıf için diyorum. Yani şu dosya için. Global değişken. Bakın, bu buradaki global değişken burada kullanıldı. Peki ya şu içeride, yani iç kısımda bir tane daha bir değişken tanımlasam. Int, bunun adı da sayı 1 olsa olamaz mı? Olabilir. Hani biz ne demiştik? Bir kapsamın içinde yine aynı isimde farklı bir kapsam daha oluşturursunuz. Yine bir değer verebilirsiniz. Mesela şunu verelim. 571 sayısını verelim. Daha sonra bunu da yazdıralım. Şöyle yapalım. Şurayı da Türkçeleştirelim. Bu global kapsam değil de bu da içteki kapsam olsun. İçteki kapsam. Niye buna içteki kapsam dedim? Şu içeride oluyor, bakın, hadise arkadaşlar. İçteki kapsamda sayı 1. Buraya bir dikkat eder misiniz? Bunun rengine bakın, dikkatlice bakın. Yeşil. Bunun rengi yeşil değil. Ama bu bulunmasaydı, bakın, bununki de yeşil olurdu. Bunun anlamı şu olurdu. Şunu Türkçeden alayım da açıklama haline getireceğim. Bakın, bununki de yeşil olurdu. İkisini de siz çalıştırdığınızda aynı sonucu elde ederdiniz. Ama şu içteki değişkeni tanımladığınız anda, bakın, bu sefer bunun değeri 571 olur. Yani ve rengi de bir değişiyor. Bu da önemli. Yani global kapsam programın her tarafında kullanılıyor. Bir de şöyle bir şey yapalım. Bir sayımız daha olsun. Int tipinde. Sayı 2 eşittir 632 diyelim. Noktalı virgül. Int tipinde yine sonuç isimli bir değişkenim olsun. Buna ilk değer vermemiş olalım. Hatta verebilirsiniz. Burada bir while döngüsü kullanalım. Şartımızı soruyor. Şartımız nedir diyor. Diyelim ki sayı 2 küçüktür. Mesela 622'den. Yani demek ki
kaç kere bir dönecekmiş? Yani 632'den başlayacak, 622'ye kadar dönecek ama işte azala azala bu sefer. Burada ona öyle bir şart bir koymamız lazım. Yani sayı 2'yi bizim tutup böyle birer birer veya da ikişer ikişer azaltmamız lazım. Artık kaçar kaçar istiyorsak onu. Bakın bu azaltma, bu da tamam. Yani böyle olursa tamamdır diyoruz. Şuraya gelince şu içte de arkadaşlar, iç bölgede şunu da şöyle kopyalayalım. İçte bakın bu sefer. Bu sefer de şöyle diyelim, döngü içinde diyelim. Döngü içindeki en içteki veya da diyelim en içteki, hani içteki dedik. Bu içteki oluyor. Şuradaki ise en içteki kapsam için. Buradaki yani anlayacağınız olay şu. Şunun bir kapsamı var. Bakın ta buraya kadar. Ama bunun da var. Bakın. Bu daha böyle içte dolmuş oluyor. Bunun kapsamı daha bir dar bir daire. Ama bununki bakın daha geniş. Daha yaşam aralığı daha geniş. O yüzden buna dedim ki şuna içteki kapsam. Aslında bu da içtekidir ama bundan önce bir değer falan bir tanımlanmadığı için bu gidiyor hemen kendine şu global değişkeni arkadaşlar değer olarak alıyor. Bakın bundan önce bir değişken tanımlanmadığı için bu doğrudan bu global değişkenin değerini alıyor. Burada ise bakın bir değişken tanımlandığı için artık o global değişkeni görmezden gelir. Diyor ki benim zaten kendi kapsamımın içinde bir tane sayı 1 var. Yani öncelik benim kendi kapsamımın içidir diyor. Burada ise bu yani int tipinde şunları belirttik. Şöyle yapalım. Şurayı yeniden İngilizce alalım. Virgül. Burada ise iki tane sayı, şu sonuca da 0 diyelim de yani ilk değeri vermiş olalım. Böyle arkadaşlar iki tane değişken tanımladık. Ama şu anda sonucu hiçbir yerde kullanmadığımız için bizi uyarıyor. Diyor ki bakın bunu hiçbir yerde kullanmadınız. Tamam. Şimdi onu da kullanalım o zaman. Burada bu 571 şunu kopyaladık getirdik. Bu burada duruyor. Buna da şey diyelim. Sayı 1 dedim yine. Sayı 1'i bakın burada sıfırlayalım. Sıfır olsun. Sonra sonuç diyelim. Sonuç eşittir. Sayı 1 ile bakın buradaki sayı 1. Şu en içteki sayı 1. Buraya dikkat. Daha sayı dediğimde zaten iki tane veriyor. Bu bileceksiniz ki bu içteki sayı 1. Ne yapsın? Artı 13. Artı 13. Oo, sayı 1'i götürdük. Sayı 1 ve artı 13. Bunun toplasın toplasın. Artık bu kaç taneye tekabül ederse bu sonda da sonuç olarak onu buraya yazsın. Yani sonucu da burada kullanmış olalım yani arkadaşlar. Bu da zaten bizim döngümüzün bitmesi için yani arttırım ve azaltım şartımız burada. Bir çalıştıralım bakalım ne göreceğiz. Bakın arkadaşlar sayı 1 için sayı 1 sürekli sıfırlandığı için sürekli gelip sıfırlandığı için hatta burayı gördüğünüz gibi yani 10 defa yani sayı 1 13'tür, sayı 1 13'tür, sayı 1 13'tür diye bak 13 13 13 13 diye yazdı. Niye? Her seferinde sıfırlanıyor sayı 1. Bakın bu sayı da almıyor. Bakın 571'i de almıyor. Bunu da almıyor. Ama bunu kullanmasaydık, bu sayı 1'i biz kullanmasaydık acaba hangisini alırdı? Yani bunu mu alırdı? Bunu mu alırdı? Bakalım mı? Bakın 584'ü aldı. Şu içeridekini aldı arkadaşlar. Yani en yakın kapsamdakini alıyor. En yakınındaki. Yani eğer ki bu kapsamda sayı 1'i bulamamışsa en yakında bir nerede var? Burada var. O zaman diyor ki ben bunu alacağım. Bakın burada da bulamasaydı bu sefer bakın bunun da rengi yeşil oldu. Bir dikkat edin.
Ta gidecekti şu 1299'daki arkadaşlar şu değişkeni alacaktı. Yani kapsamlardan da yani bunu görüyoruz ki değişkenler yani program yani program mantığında en içteki kapsam eğer ki bir değişkeni bulamazsa aynı bir soğanın zarı gibi bir sonraki kapsama gidiyor. Bir sonraki bir zara gidiyor. Bir sonraki bohçaya gidiyor. Yani adım adım. Yani burada bulamazsa en yakın bir çevresine bir bakıyor. En yakın bir çevresi bir neresi? Bura. Yani şuradan başlıyor. Şuraya kadar. Eğer ki burada da bulamasaydı şu global değişkeni alıp kullanacaktı arkadaşlar. Yani bu konuda önemli. Bazı programlarda global değişken kullanımı bizim için değerli olabiliyor arkadaşlar. Yani burada hatta farklı yani şeylere de geçebilirsiniz. Yani programlarınızda size aslında farklı bir şeyler daha söylemek isterdim de bu ders için. Bir dahaki derse bırakacağım onu. Ekstern ve statik kullanımını bir dahaki derste sizlere göstereyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.